Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Her gün yeni bir hisse analizi ritüelimizi devam ettiriyoruz ve fark ettiğiniz üzere mümkün olduğu kadar her gün yeni bir hisseyi ele alıp teknik ve takas detaylarıyla sizlere analiz yapmaya çalışıyorum. Dün geceden vermiş olduğum sözümü de yerine getirmek üzere bu gecenin analiz konusu Kardemir hissesi. Sevgili arkadaşlar, Kardemir hissesinin detaylarına geçmeden önce sizlerden gelen çok yoğun bir talep var ki analizlerin gündüz yayınlanmasını istiyorsunuz. Üzgünüm, bu konuda yardımcı olamayacağım kimseye. Çünkü arkadaşlar, bu analizi hazırlamak benim yaklaşık bir saatimi alıyor ve buna da ancak gecenin bu saatlerinde vakit bulabiliyorum. Başlansa ama yarım yamalak veya sadece bir iki göstergeye bakarak şu olur bu olur şeklinde analiz yapmak benim tarzım değildir. Ya hiç yapmam, yaparsam da bütün detayları dikkate alarak derin bir şekilde inceleyip sizlere sunmayı daha doğru ve mantıklı buluyorum. Evet, Kardemir dedik arkadaşlar ve her zaman olduğu gibi hissemizin analizine takas analizinden başlıyoruz. Zira takas konusu gerçekten çok önemli bir konu. Her fırsatta vurguluyorum. Sevgili arkadaşlar, Kardemir'in yaşamakta olduğu sıkıntıları şu anda benim tekrar sizlere izah etmeme gerek bulunmuyor. Malum ABD'nin ticaret savaşları kapsamı içerisinde başlatmış olduğu bir takım ambargolar, ardından AB Birliği'nin de benzer şekilde bir takım uygulamaları gibi gibi sebeplerle genel anlamda dünya çapından kaynaklanan, küresel sebeplerden kaynaklanan bir takım etkenler nedeniyle, çelik sektöründeki yaptırımlar nedeniyle ciddi bir kayıp yaşanmış durumda ve bu kayıpların başladığı tarih olarak Temmuz ayı içerisinde Kardemir'in işte 5 atakların yaptığını, 5 üzerinde tutunma gayretleri içerisinde bulunduğu bir dönem vardı. Ve bu dönemde 5 üzerinden itibaren satışların yavaş yavaş kendini hissettirdiğini, ama satışların bu denli derinleşmesinde ise az önce de arz etmiş olduğum gibi malum sebepler bulunuyor. Arkadaşlar, 2 Temmuz tarihi itibariyle Kardemir'deki yabancıların ilgisini ve bir anda ilgilerinin nasıl azaldığını ifade edebilmek bakımından biraz geriye gidiyorum. 2 Temmuz itibariyle arkadaşlar, Citi yabancının %30,46'lık bir payı varken Deutsche yabancının da %22,78, %23 diyebileceğimiz bir payı bulunuyormuş. Ancak bugün itibariyle, 18'i itibariyle, 18 Ocak itibariyle bu iki yabancı kurumun paylarını incelediğimiz zaman Citi yabancının neredeyse yarı yarıya %15,74'lük seviyeye düştüğünü, Deutsche yabancının ise şurada ilk 5 kurum içerisinde yer dahi almadığını görüyoruz. İlk 5 kurum içerisinde Deutsche yabancının yer almayacak kadar ciddi bir satış yaptığını görüyoruz. Deutsche yabancının şu anki oranını ben hemen söyleyeyim size. Şu an burada görülmüyor ama %6'lar seviyesinde. O da %15 civarında bir pozisyon azaltmış durumda. Şuradaki toplam değerlere baktığımız zaman 237-240 milyon diyelim buna. Buraya da 180 milyon diyelim. Yaklaşık 420 milyon lot gibi bir pozisyon taşınıyorken şu anda Citi yabancının elinde 120 milyon lot civarında bir Kardemir hissesinin kalması gerçekten manidar görülmekte. Evet arkadaşlar, Kardemir hissesinin bu 6 aylık süreyi ifade eden takas değişimindeki bu ciddi değişim sonrasında bir de Kardemir hissesinde acaba son günlerde neler oluyor sorusuna bir yanıt aramaya çalışalım. Son günlerden kastım arkadaşlar, burada öncelikle Aralık başını dikkate alacağım. Aralık başı ile bugün arasında bir mukayese yapmaya çalışacağım. Aralık başını dikkate almamın sebebi ise malumunuz yılın sonlarına doğru Trump ile ABD ile aramızda bir flörtleşme, bir diyalogların iyileşmesi tarzında bir yaklaşım oldu. Ve hatta en yakın örneğini birkaç gün öncesinde de Sayın Erdoğan'la Trump arasındaki telefon konuşmasında da bir kez daha vurgulandığı üzere ticari ilişkilerimizi geliştireceğiz, efendim aramızdaki soğukluğu gidereceğiz vesaire vesaire bir takım söylemler. Hemen yeri gelmişken belirteyim, ben bu tür söylemlere asla inanmadığımı, eğer ticari anlamda bir ilişki gelişmesi söz konusu olacaksa, ticari faaliyetlerimizdeki, hacmimizdeki genişlemeler vesaireler vesaireler söz konusu olacaksa, buna dair somut adımlar atılması lazım. Hani eskilerin bir lafı vardır, lafla peynir gemisi yürümez diye. Eğer Trump bu konuda gerçekten samimi ise, bu uygulamış olduğu yaptırımlar konusunda bir
iyi niyetini göstermesi gerekir ve Kardemir veya genel anlamda çelik sektörü üzerindeki mahpus talihin bir şekilde nefeslenmesi adına bir adım atmalı bana göre. Evet, şu an için böyle bir tabloyu maalesef henüz görmüyoruz. Böyle bir tablo olur mu? Evet, illaki olabilir ama ne zaman olur, hangi an olur, hangi aşamada olur bunu bilmek mümkün değil. Evet, Kardemir için dediğim gibi Aralık ayında başlayan ABD ile olan ilişkilerimizin yavaş yavaş düzelme eğiliminde olduğu bir sürede acaba Kardemir'de bir Kardemir'e bu durumun bir etkisi oldu mu şeklinde bir düşünceyle bu tarzı sizlere, bu grafiği sizlere aktarmak istiyorum. Ve Kardemir'in 3 Aralık tarihiyle son durumu itibariyle baktığımız zaman Kardemir 3 Aralık tarihinde City Yabancı'nın elinde %16'lık pozisyon bulunuyor iken City Yabancı'nın bugün itibariyle elinde %15.74, yani çok ufak miktarda bir azalış var. Ama en önemlisi bir artışın olmaması bu 1,5 aylık süre içerisinde 3 Aralık'la 18 Ocak arasında. Diğer yandan Garanti Yatırım'a bakıyorum, %13.11'lik bir payı varken son durum itibariyle %14.28, yani %1 civarında bir artış yaşanmış. Ancak burada esas önemli olan nokta arkadaşlar, şu aşağıdaki tabloda görmekte olduğunuz detay. Niçin bu detay üzerinde duruyorum? Bu arkadaşlar, bu tablo ise 2019 yılının başlamasıyla 2 Ocak ile bugün arasındaki 15-16 günlük sürede, 2-3 haftalık süre içerisinde Kardemir hissesinde neler oldu? Yani bu arada endeksin de bir şekilde yavaş yavaş toparlanma eğilimini gösterdiği bir süreçtir bu almış olduğum tarih aralığı. Arkadaşlar, bu süre içerisinde emeklilik yatırım fonunun elinde yılbaşı itibariyle hiç malı yokken bir anda 59 milyon gibi çok ciddi oranda bir alım yaptığını fark ediyoruz. Ve emeklilik fonunun şu an itibariyle %7.57'lik bir paya sahip olduğuna tanık oluyoruz. Her ne kadar daha öncesinden Aralık ayında elinde bir pozisyonu vardı. Bu konu tartışmasız. Ancak özellikle ve özellikle yeni yıl ile birlikte Aralık ayında satmış olduğu miktarların bir bölümünü tekrardan yerine koyabilmek adına bir adım atması ve 59 milyon lot civarında son 15-16 günlük bir süre içerisinde alım yapmış olması dikkate değer bir durum. Diğer yandan City Yabancı'nın yapmış olduğu işlemlere bakıyorum. Onun da 10 milyon lot civarında bir alım yaptığını görüyoruz. Ve yine Deutsche Yabancı'ya bakıyorum. O da 7 milyon lot civarında bir alım gerçekleştirmiş. Diğer yatırım fonları ise 6 milyon 7 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş. O halde buradan şöyle bir sonuca varabiliyorum. Bu alımlar çok büyük alımlar değil. Kardemir şu anda 2.20 seviyelerinde olan bir hisse. Böyle milyon lotlar civarındaki alımlar çok olağanüstü seviyelerde değerlendirmek mümkün değil. Ama en azından son 2 haftalık süre içerisinde veya 2019 yılının ilk günleri itibariyle Kardemir'e yönelik olarak yabancılar nezdinde bir satış baskısı yok. İkinci bir husus olarak ise emeklilik fonları ve diğer yatırım fonlarının Kardemir üzerine bir yatırım yapma ilgisinin olduğunu görüyoruz. Zira bu fonlar 3 günü 5 günü hesap ederek alım yapan fonlar değildir. Fiyatların çok uygun seviyelere geldiği hisseler üzerinde daha ziyade ilgilenirler ve orta uzun vadeli yatırım yaparlar. Dolayısıyla şu an Kardemir'in mevcut fiyat aralığından, mevcut fiyatlarından yatırım fonlarının alıcı olmasını da bir artı anekdot olarak bir köşeye yazmakta fayda olduğu görüşündeyim. Şimdi değerli arkadaşlar, evet, akıllardaki en büyük soru, Kardemir daha fazla geriler mi? Kardemir gerileyecek olursa daha nereye kadar gerileyebilir? Şimdi değerli arkadaşlar, Kardemir hissesi zannediyorum ki borsa hayatınızda çok nadir görebileceğiniz örneklerden birisidir. Zira kırılmayacak hiçbir destek ve direnç olamaz kavramı vardır borsa terminolojisinde ve bu bunun en önemli örneklerinden birisidir. Artık şuradan daha aşağı gelmez, buradan daha aşağı gelmez derken 5 seviyelerinden 2 seviyelerine yaklaşan bir geri çekilmenin yaşandığına tanık olduk. Değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bir sarı hat var. Bu sarı hat 2.08 seviyesini göstermekte. Şu bölge 2017 yılının Kasım ayını ifade ediyor ve Kasım ayından itibaren bu seviyelerden başlayan bir yükseliş ile 5 seviyesinin üzerine kadar çıkmış bir Kardemir grafiğini görmektesiniz. Dolayısıyla bu noktayı bir destek noktası olarak kabul ettiğimiz takdirde
ve şu anda da içinde bulunduğumuz seviyeler bu nokta civarında olduğuna baktığımız zaman yine benzer şekilde son geri çekilmede de şuradaki destek noktasının çalıştığına şahit oluyoruz. Yani 2.08 seviyesi bir destek olarak çalışmış ve buradan bir tepki verme çabası içerisinde. Evet, 2.08'in henüz çok fazla üzerinde değiliz. Çok net ve sert bir tepkinin oluştuğunu söylemek mümkün değil. Kaldı ki böyle bir ciddi tepkinin oluşması için kar demir üzerindeki kara bulutların öncelikle kalkması gerekiyor. Bu da işin ayrı bir boyutu ama endeksin yaşamakta olduğu şu son 2-3 günlük süre içerisindeki olumlu gelişmeden de kar demirin maalesef yeteri kadar etkilenmediğini, aslında hiç etkilenmediğini söylemek mümkün olacaktır. Ama az önce belirttiğim gibi yabancı aracı kurumların ve emeklilik fonlarının artık bu seviyelerden alıcı olma eğilimi içerisinde girdiklerini görüyoruz. Ancak bu gibi fonlar ve yabancılar hiçbir zaman için tek bir fiyattan alım yapmazlar. Kademeli alım yaparlar. Dolayısıyla 2.08 seviyesi çok ciddi bir destek olarak kabul edilmek kayıt ve şartıyla belki sizler de bu desteğin aşağısına gelmesini düşünmüyorsanız veya önümüzdeki günlerde mevcut sorunların ortadan kalkabileceğine dair bir inancınız var ise bu hisseyi değerlendirmeye, incelemeye alabilirsiniz. Ancak tabii ki bu bir yatırım önerisi değildir. Sadece mevcut durumu tespit adına söylemiş olduğum ifadelerdir. Ancak 2.08 seviyesi bir stop loss olarak değerlendirilmek kaydıyla bu seviyenin de aşağısına inilecek olur ise daha nereye kadar inecek dediğinizi duyar gibiyim ama ya böyle bir durum söz konusu olursa, böyle bir tablo söz konusu olursa sevgili arkadaşlar bu durumda biraz daha geniş açıyla bakmak gerekiyor kar demir hissesine ve kar demir hissesine aylık bazda baktığımız zaman şuralarda gördüğünüz gibi 2009'lara doğru gerilediğimiz zaman bu tablo içerisinde arkadaşlar Kardemir'in 0 kuruşlar seviyesine yakın bir seviyelerde iken başlatmış olduğu ciddi bir yükseliş trendini görüyoruz. Yaklaşık 10 yıl süre içerisinde geldiği noktayı burada çok rahat bir şekilde görebilmektesiniz. Bu noktadan özellikle büyük bir açıdan bakıyorum. Büyük açıdan bakmamın en önemli sebebi bir kez daha ifade ediyorum arkadaşlar. Kardemir çok ciddi bir gerileme yaşıyor ve bu seviyelere kadar gerilemiş olan bir hissenin daha da gerilemez artık şeklinde yorumlanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dolayısıyla eğer ki 2.08 seviyesinin de aşağısına inilecek bu destekle kırılacak olur ise şurada görmekte olduğunuz bir kırmızı hat var arkadaşlar. Bu kırmızı hat 1.63 seviyesini ifade etmekte. Bu kırmızı hat şurada arkadaşlar. Şuradan gösterirsem biraz daha sağlıklı anlaşılacağını tahmin ediyorum. Evet. Arkadaşlar bu kırmızı hat şurada 2013 yılını temsil etmekte. Bakınız burada bir direnç etkisi yaratmış. Şurada ise 2016 yılını temsil etmekte. Bu da yine aynı şekilde önemli bir direnç etkisini yaratmış. Bu iki önemli direnç, geçmişteki iki önemli direnç şu anda bizim çok önemli bir desteğimiz olarak dikkate alınabilmeli. Dolayısıyla bu direncin geçmiş yıllarda kırılmasıyla birlikte çok net ve hızlı bir atağın olduğunu, 2017 yılında kırılmasıyla birlikte çok net ve hızlı bir atağın oluşması nedeniyle işte bu kırılan ve hızlı atağa başlatmış olan direncin bugünlerde eğer 2.08 desteği kırılacak olur ise çok önemli bir destek noktası olarak dikkate alınabileceğini düşünüyorum. Bu durum neyi ifade ediyor arkadaşlar? 2.08 kırılır ise 1.63 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilmenin de teknik manada önünün açılmış olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bu noktaya kadar geri çekilme devam eder mi? 1.63'e kadar devam eder mi? Yoksa 1.80'ler, 1.85'lerden mi bir dönüş yaşanması istenebilir? Bunu net olarak bilmek ve söylemek mümkün değil. O anki piyasa koşulları ve diğer etkenler tabii ki önemli olacaktır. Ama emeklilik fonları gibi orta uzun vadeli yatırım düşüncesine sahip iseniz eğer iki seviyesinin aşağısına bir iniş söz konusu olur ise o seviyelerde kademeli bir şekilde orta ve uzun vadeli bir süreci dikkate almak kaydıyla bir yatırım taktiği olarak deneyebilirsiniz kanaatimdeyim. Ancak bir kez daha belirtiyorum. Bu hisseye özel bir ifademdir. Hissenin çok ciddi bir şekilde değer kaybetmiş olması ve bu kayıplarını
oluşacak olan olumlu bir ortamda çok hızlı bir şekilde geri alabilmek, şurada görmekte olduğunuz ve kolaylıkla kırmış olduğu desteklerini tekrardan çok hızlı bir şekilde aşabileceği beklentisiyle sizlere mevcut durumu tespit etmek adına söylüyorum. Bir kez daha ifade ediyorum. Asla yatırım danışmanlığı ve tavsiye niteliğinde değildir. Sadece ve sadece yatırım emeklilik fonları gibi istikbal gördükleri hisselere yatırım yapmakta olan fonların davranışlarına atıfta bulunarak bir değerlendirme yapmanızı sağlayabilmek açısındandır. Evet değerli arkadaşlar, dedik ki 2.08 ve ardından da 1.63 seviyelerinin çok önemli seviyeler olduğunu ve bu seviyelerin ciddiyetle önemsenmesi gerektiğini dile getirdim. Kar demir listemizde arkadaşlar son günler itibariyle son 5 günü dikkate aldığımız zaman 4.8 milyonluk bir para girişi yaşanmış. En son gün olarak ise 18'e itibariyle 5.6 milyonluk, 5.7 milyonluk bir para girişinin olduğunu görüyoruz. Zira endeksin hareketli olduğu bir günü temsil eden bir gün olması münasebeti ile. Kardemir hissesinin arkadaşlar pivot verilerine bakacak olursak, Kardemir cuma günü için 2.22 seviyesindeki bir pivot seviyesini ön plana çıkarmakta. 2.22 seviyesi üzerinde kalındığı takdirde 2.28, ardından burayı da aşar ise eğer 2.32'ye kadar, buranın da aşılması durumunda 2.38 seviyesine kadar devam edebilecek bir hareketlilik yaşayabilirmiş pivot sistem verilerine göre. Haftalık pivot verileri itibariyle ise 2.24 üzerinde kalınması önemli. Bu seviye üzerinde kalındığı takdirde 2.31, 2.43 ve 2.50 dirençleri ön plana çıkmış. Borsapivot.com isimli bir sitemizden aldığımız bir verimiz var arkadaşlar. Formüllere dayalı olarak hisseler üzerindeki kısa vade ve orta vadeli indikatörlerin ve formül yapısının üretmiş olduğu alım ve de satım yönündeki sinyalleri tespit etmekte her hisse için. Kardemir hissesi için arkadaşlar 81 gün önce, yaklaşık 2,5 ay, 3 ay kadar önce 4.26 seviyesinden bir satış sinyali oluşmuş ve bu sinyal ardından %50'ler civarında bir kayıptan korunması mümkün olabilmiş bu indikatörlerin dikkate alınması durumunda. Değerli arkadaşlar, Kardemir konusunda bir başka önemli unsur ise Kardemir'in şu anda haftalık grafiğine geldik. Arkadaşlar bu şuradaki grafikten biraz daha kolay gösterebileceğim zannediyorum. Evet değerli arkadaşlar, Kardemir hissesinin eğer ki 2.08 seviyesinde artık bir dip yaptığını, bu seviyenin daha aşağısına gelmeyeceğine yönelik bir kanaatimizin güçlü olması durumunda veya böyle bir beklentimizin oluşması durumunda, bu seviye ile en son gerilemeye başladığı zirve olan 5 seviyeler arasında bir Fibonacci çalışması yaptığımız zaman ise Kardemir'in 2.80, %23.6'ya denk gelen 2.80 seviyesinin bir direnç konumunda olduğunu, bir Fibonacci direnci konumunda olduğunu, şayet bu noktadan başlayan hareketlilik eğer devam edecek olur ise, ilk direncine kadar bir tepki yaratmak şeklinde bir oluşum söz konusu olur ise, ilk dikkat etmemiz gereken seviye 2.80'dir. Bu seviyenin de aşılması durumunda, bir destek konumuna gelmesi durumunda 38.2'ye denk gelen 3.22 seviyesidir. Arkadaşlar, Kardemir hissesinin aylık ve az önceki uzun vadeli grafiğimde, şuradaki aylık grafiğimde de göreceğiniz gibi %50 noktasına denk gelen 2.70 seviyesi, yine aynı şekilde onun ardından 3.30 seviyesi şu bölgenin dirençler konumunda olduğunu görüyoruz. Gerek haftalık bazda bakalım uzun vadeli, gerek aylık bazda bakalım her iki vade içinde Kardemir'in 2.70 ila 2.80 arasında bir direnç bölgesi olduğunu, onun ardından da 3.20 ila 3.30 arasında bir direnç bölgesi olduğunu görmekteyiz. Bu dirençlerin çok güçlü dirençler olduğunu söyleyemeyiz. Kardemir'le ilgili veya çelik sektörüyle ilgili olarak esebilecek bir olumlu havanın, ılımlı bir havanın Kardemir üzerinde çok hızlı bir etki yaratabileceğini, ancak bunun gününü, saatini ve zamanını bilmenin ise şu an için hiçbir şekilde mümkün olmayacağını da ifade etmek lazım. Şurada görmekte olduğunuz eğrimiz ise, indikatörümüz ise TKE kısaltması ile tanımlanmış talep konsantrasyon eğrisidir. Sevgili arkadaşlar, adını anmaktan geçemeyeceğim. Bu göstergemiz Sayın Yaşar Erdinç hocamızın formüle etmiş olduğu bir göstergedir. Kendisi tarafından tanımlanmış bir göstergedir. Bu göstergenin anlamı ise arkadaşlar, bir hisse senedinde veya bir enstrümanda
talebin artmaya başladığının görüntüsünü bize vermekte. Yani talep oluşuyor mu? Artık satış baskısı azaldı mı? Alım yönünde bir ilgi oluştu mu, oluşmadı mı? Bunu bize vurguluyor ve sıfır referans eğrisinin aşağısından bir dönüş olduğu zaman artık talebin güçlenmekte olduğunu, satıcıların azaldığını, alım yönünde ilginin biraz daha ön planda olduğunu ifade etmekte ve gördüğünüz gibi şu noktada sıfır seviyesinin çok aşağısına gelmişiz ama yavaş yavaş bu eğrimiz yönünü yukarı doğru çevirmiş ve gördüğünüz gibi sıfır seviyesi civarlarında, yani bu kritik referans noktası civarlarında bir karar verme aşamasında, yani buranın üzerine çıksam mı çıkmasam mı modunu yaşamakta. Şayet bu sıfır eğrisinin üzerine çıkıldığı zaman talebin biraz daha güçlenmekte olduğunu, en azından sıfır bölgesinin altından kurtularak talebin daha da güçlenmekte olduğunu ve bu talebin 50 bölgesine doğru devam edebileceğini ne dair bir sinyal üretmiş olacaktır bize. Doğal olarak bu eğrinin şuralarda görmekte olduğunuz gibi sürekli olarak modunu artırır bir şekilde, ivmesini artırır bir şekildeki devamı talebin artmakta olduğunu, haliyle talep arttıkça da hisseye yönelik olarak değer artışının da söz konusu olacağını ifade etmek mümkün olabilecektir. Evet sevgili arkadaşlar, teknik durum ifade edildiği şekildedir kardemir hissemizle ilgili olarak. Arkadaşlar, analize başlarken de sizlere ifade ettiğim gibi her akşam yeni bir hissenin analizini yapmaya gayret göstereceğim ve bu hususta Twitter adresimden günlük olarak anketler yayınlayacağım ve her gün hangi anketin sonucu eğer ön plandaysa, hangi hisse daha çok arzu edilmişse o hissenin analizi üzerinde durmaya çalışacağım. Analizde aktarılan çalışmalar Matrix programının verilerinden istifade edilmiştir ve aynı zamanda borsapivot.com isimli sitenin de teknik sinyallerinden ve pivot verilerinden istifade edilmiştir. Az önce de belirtmiş olduğum gibi günlük ve gün içerisindeki anlık yorum ve analizlerden istifade etmek isterseniz de Twitter adresim @halukcanberk'tir. Değerli arkadaşlar, yapılmakta olan analizlerin anlık bir şekilde sizlere ulaşmasını ve bildirimleri alabilmek arzusundaysanız eğer kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Biliyorsunuz YouTube abonelikleri ücretsizdir. Analizlerin faydalı olması dilek ve isteklerimle. Hoşça kalınız, sevgiler, saygılar.